Yine Devlet Başkanı Alfa Conde Paris ziyareti sırasında Euronews'a özel bir röportaj verdi. Kendisiyle terörizm, mülteci sorunu, gıda güvensizliği ve Fransa-Afrika politikaları ve Avrupa Birliği ile Afrika'nın ilişkileri üzerine konuştuk. 2010 yılında yine de gerçekleşen seçimlerle iktidara geldiği anda muhalif siyasilere bakanlık sunarak yeniden bütünleşme teklif etmişti. Konde, Fransa ve Afrika ülkeleri arasında yeni bir eşitlik çağını savunuyor. Terörün terörizm olgusunun küreselleştiği bir dönemden geçiyoruz. Afrika'da bu problemlerle karşılaşıyor. Bu konudaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Burada eksik olan şey gelişim. Terör ve yoksulluk adaletsizlik ortamında yeşerir. Afrika'da terör artıyorsa ilk savaşımız ülkeyi geliştirerek verilecektir. Böylece hem terörle hem de göçle mücadele etmiş oluruz. Bugüne kadar sorunla yüzleşmek yerine askeri alanda terörle savaşmayı seçtik. Fakat her şeyden önce Afrikalılar savunmalarını kendileri yapıyorlardı. Avrupa Birliği ile Güney Kuzey Mülteci Hareketini kontrol altına almak için bir işbirliği yapabilir misiniz? Metre, une sorte de contrôle de l'immigration Avrupa Birliği'ndeki dostlarımıza sorunlarını anladığımızı bildiriyoruz. Onlar da göç eden çocuklarımızın zevk için oraya gitmediklerini biliyorlar. Avrupa da bize destek olmak istiyor. Her iki taraf için de faydalı bir ortaklık getiren bir kazan kazan işbirliği yapmaya adım atıldığında, Afrika'da iş imkanları yaratıldığında Avrupa için bir fabrika olabiliriz. Gıda güvensizliği göçün nedenlerinden mi yoksa başka bir neden var mı? Tüm Afrika ülkelerine ve uluslararası komitelere sorun yaşanan ülkeler için yardım çağrısı yaptık. Bizim için büyük bir başarıydı. Afrika'da savaşlar yaşandı ve artık kıtada savaş istemiyoruz. Bu yüzden Afrika büyüsün istiyoruz. İklim değişiyor. İklimsel zarara son verebiliriz. Böylece etkili bir tarım yapabiliriz. Zira başarılı bir tarımınız varsa kıtlığa son vermek hayal değil. İş açısından AB'yi suçluyor musunuz? Bu Avrupa Birliği'ni suçlama meselesi değil. Bizim birinci hedefimiz Afrika'da istikrarın sağlanması. Gücümüze güvenmeli, dünya ile işbirliği içinde olmalıyız. Avrupa Birliği, Çin, Hindistan, Brezilya gibi. Ama ilk olarak Afrika kendini sorgulayacak. Çünkü Afrika'nın gelişiminden yalnızca Afrika sorumlu. Konuşmalarınızdan Afrika Birliği'nde bir uyum sorunu yaşandığını seziyorum. Aslında bunun aksi söz konusu çünkü biz bugün aynı dili konuşuyoruz. Bugün birlikteliğimizi güçlendirmemiz gerektiği gerçeği fikir birliğiyle kabul edildi. Çünkü artık Afrika'nın başlıca sorunları konusunda bilinçlendik. Ve bu sorunları ancak Afrika Birliği reformlarıyla beraber hareket edersek çözebiliriz. Artık kendimizi tekrar etmek yok. Kadın sünneti hakkında çok şey duyuyoruz. Metal, Hangi yaptırımlar uygulanıyor ve bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler? De bu durum yalnız politik değil, eğitimle de alakalı. Bunlar atalarımızın gelenekleri. Fakat kadınların haysiyetine de aykırılar. Örneğin bugün Gine'de bu büyük bir problem. Diğer ülkelerin gerisindeyiz. Evet politikalar, eğitim mühim ama yaptırımlar da öyle. Bütün bu kurumlarla hareket etmek bu sorunu çözebilmemiz için şart. Afrika ülkeleri ve Fransa ilişkilerine dönersek bu konuda neler yapacağız? Egemen devletler arasındaki eşitlik, eşitlikçi ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliği yolunda ilerliyoruz ve Fransa'nın Afrika devletlerini büyük egemen devletler olarak görmesini ve Afrika ile Fransa arasındaki işbirliğinin egemen bir devlete dönüşmesini istiyoruz. Fransa ile ortak paydalarımız var, Nisan ve geçmiş. Ama bu durum bizim başka kültürlerle ve ülkelerle buluşmamızı engellemeyecek. Afrika'nın geneli adına söylüyorum. Şimdiye kadar Fransa ve eski koloniler arasında bir küçümseme olduğunu düşünüyor musunuz? Fransa Afrika'ya eşit davranılmadığını hepimiz biliyoruz. Ama biz bu durumun üstesinden artık geldik. Afrika ülkelerinin Fransa'nın gözünde tıpkı Brezilya'ya da başka uluslar gibi canlanmasını istiyoruz. Başlattığınız politikayı izlemek için önümüzdeki birkaç yıl daha devletin başında kalmayı umuyor musunuz? Sormak istediğim soru şu, neden bu tip sorular hiç Asyalı ya da Avrupalı liderlere yöneltilmiyor? Neden sadece Afrikalılar bu sorunun muhatabı oluyor? Soruyorum ama benim bir cevabım yok. Ama bu soruyu ben soruyorum. Neden kendinize hiç aynı soruyu Malezya'da, Singapur'a veya Sayın Merkel'e yöneltmediğinizi bir sorun? Neden onlara üçüncü ya da dördüncü dönemlerde de iktidarda kalacak mısınız demiyorsunuz? Bazen soruyoruz. Biz Afrika'nın kendi kaderine karar verebilen, özgür ve bağımsız bir yapıya dönüşmesi için çalışıyoruz. Bunu umut ediyoruz. Tamamen katılıyorum. Bu meşrulaşmış bir soru qui sont légitimes. Meşru bir soru değil. Aksine, gayrimeşru. Çünkü biz Avrupa ve eski koloni ülkelerinin aksi bir manzara ortaya koymak istiyoruz. Onlar kendimizi geliştirmek için yaptıklarımız bu. Bunu yapmamızı istemiyoruz, diyorlar. Peki bizim nasıl gelişmemizi istiyorlar? Sık sık Çin'den bahsediyorsunuz. Avrupa olduğu gibi Çin'le de işbirliği içerisindeyiz. Afrika'nın gelişimi için iki tarafta da uyum içinde çalışmak istiyoruz. Gelecekte Marslılarla da işbirliği yapabiliriz. Ulusun önemi yok. Çin tehdidi bizim için asla olmayan bir fantezi. Ve bu konu bizim hassas noktamız değil. UNESCO, UNESCO Ashwazi, başkent Konarki'yi dünya kitap başkenti seçti. Du bu durum Gineli ve Afrikalı yazarlar düşünülerek gerçekleştirildi. Genel olarak gururluyuz. Dünya kitap başkenti oluşumuzu bu konuda başarılarla taşlandıracağız. Politik hareketinizi tanımlayan sembolik figür nedir? Afrika düzeninde mi? Evet, Afrika içinde. Bence bu açık. Her Afrikanın gönlünde mandala yatar. Herhangi bilinçli bir Afrikalı için bu ancak mandala olabilir. <laughs>